Evet, Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yine güzel ve faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Bugünkü videom Muhabbet Kuşları'nda ne zaman mama yapılır, ne zaman mama verilir? Sizlere bugün bu konudan bahsedeceğim. Mama ne zaman verilir muhabbet kuşuna? Muhabbet kuşlarına mama ne zaman verilir? Size bugün bu konunun detaylarını anlatacağım. Çünkü bu konu hakkında bana çok soru veriyor, geliyor. Hani geliyor ama şimdi bizim bu hobi yapan arkadaşlarımızda şöyle bir durum var. Yani kuşun ne halde olursa olsun kuşa vereyim mamayı. Hani kuş kızışsın, hani çabuk büyüsün. Şöyle olsun, işte yavrulara çok mama vereyim, işte eş olan kuşa çok mama vereyim. Şimdi bugün burada yanlış olan şeyleri anlatacağım size ve nedenlerini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi beni yeni izleyen arkadaşlardan da ricam ediyorum. Açıklamalar kısmında Facebook grubumun linki var ve kanalıma buradan abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarım ve daha önce paylaşmış olduğum 280'e yakın faydalı video var. Bunları izleyerek kuşlarınızın hastalığına, herhangi bir sorunla çare olabilirsiniz. Şimdi ve her yerden video kanalım var. YouTube kanalım, diğer kanalım. Onun da açıklamalar kısmında linki var. Facebook grubumuzun linki var. Resimlerinizi falan paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bizim insanlarımızda şu var. Hani mama deyince akla ben bu mamayı normal bir kuşuma da veririm, her kuşuma vereyim ama tamam, vermek sıkıntı değil ama şimdi her gün veren var. Haftada 4 kere kuşa mama yapıp yumurta maması yapıp hani yumurta maması veren var. Keza hazır pet shoplardan mama alıp verenler var. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Her kuşa yumurta maması yapıp verilmez. Verilse de bunun belli bir zamanı var. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi tek bir erkek kuş besliyorsanız bu kuşa ayda bir defa yumurta maması yapmanız yeterlidir. Çift kuş besliyorsanız ayda iki defa yapın. Eğer kuşlarınızın yumurta yapma dönemi ise ayda 4 defa yapın. Haftada bir kere yapın yani. Yavrularınız oldu, haftada 2 kere 3 kere yapabilirsiniz. Ama onun haricinde size önereceğim çok güzel bir şey olacak. Onun haricinde normal bir kuşunuza devamlı yumurta maması vermenizin en büyük sakıncası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? En büyük sakıncası kursak mantarı. Kursak mantarının en çok tetikleyen, en çok başlangıcını yapan şey yumurta mamasıdır. Neden diyeceksiniz? Şimdi sizin nedenlerini açıklayacağım. Yumurtanın sarısı arkadaşlar, kuşlar yediği zaman işte kursaklarına yutuyorlar ya, yutkunurken ve kursaklarında bulunduğu zaman yumurtanın sarısı suyu gördüğü zaman kuşların kursağına yapışır. Zaten bu durumu şöyle söyleyeyim size. Normal bir yumurta kırıldığı zaman sarısını böyle elinize bulaştırın. Belli bir süre sonra kurusun. Ne kadar zor çıktığını, bezle falan sildiğinizde çok aşırı yıkamadan çıkmayacağını göreceksiniz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yumurtanın sarısı tamam piştiğinde iyi oluyor ama kuş bunu fazla miktarda yediği zaman belli bir süre sonra kursak mantarına yakalanıyor. Bunun en büyük sebebi de mamanın, yapmış olduğunuz yumurta mamasının kuşun kursağına yapışması. Bu kuşun kursağına yapıştığı zaman ne olur? Kursak mantarı olur. Kursak mantarının belirtileri de normal kuşunuzun kur yapmadan herhangi bir durumda devamlı kusması olarak görünür. Veya kuşunuzun aynı kuruluk hastalığında görüldüğü gibi zayıflaması ve yediği hiçbir şeyin yaramaması. Yani kuş yediği hiçbir şey yaramaz, zayıflar. Yine tüylerini kabartmaya başlar belli bir zaman sonra, vitaminsiz kaldığı için. Şimdi kursak mantarını önleyici en güzel yöntem, eğer kuşlarınıza mama veriyorsanız sularına 3 damla 4 damla sirke arkadaşlar. Bu sirkeyi damlattığınız zaman sularına kuş mamayı ne kadar yerse yesin
Bu sudan içtiği zaman sirkenin biliyorsunuz sökücü bir özelliği var. Yani paslı bir şeyi sirkeli limonlu suya attığınız zaman arkadaşlar pasını bile söküyor. Yani o derece çözelti özelliği yüksek. Temizleme özelliği yüksek. İnsanlar aç karnına hatta bunu yemesini tavsiye edenler bile var. Çünkü mideyi, bağırsakları komple insan vücudundaki sistemleri temizliyor. Diyeceğim odur ki kuşunuz eğer çok mama veriyorsanız veya az da veriyorsanız ara sıra kuşlarınıza suyuna sirke damlatmayı unutmayın. Sizlere dediğim gibi arkadaşlar yavru kuşlarınıza fazla mama vermenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü yavru kuşlarınız yem yemeyi yeni öğrendikleri için mamayı pek yemeyecekler. Mamayı yiyecek kuşlar genelde 6 aydan 5 aydan büyük kuşlar olur. Bunlar da işte yumurtlama döneminde, ergenlik dönemi diyebiliriz. Ergenlik dönemlerinde işte o gibi dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak için vitamin olarak yerler. Bazı kuşlar da hiç yemezler. Neden yemezler? Bazı kuşlar tadını almadığı için sevmezler. Bazı kuşlar da kokusundan belki yemezler. Bunları alıştırmak için de daha önce gösterdiğim gibi bakın yulaf, devamlı yulaf verdim, yemlikte veriyorum ben mamayı. Ve alıştırmak için bu yumurtanın üzerine yulaf koydum birkaç tane. Yani 5-10 tane etrafına falan koydum. Çünkü kuşlar yulafa alışık. Çok seviyorlar. Yulafı yerken ne yapıyor? Kuş geliyor oradan yumurta yiyor. Bu gibi durumlar. Şimdi biraz da arkadaşlar pet shoplarda satılan mamalardan, hazır mamalardan bahsedeceğim. Bununla ilgili de bana çok soru geliyor. Birçok arkadaşımız hangi hazır mamayı kullanalım, nasıl bir hazır mama kullanalım diyor. Şimdi arkadaşlar açıkçası ben hazır mamaların nasıl yapıldığını, hangi ortamda yapıldığını bilmediğim için ben kendim kullanmıyorum. Kullanmayı da pek tavsiye etmiyorum. Belki hani bir kimyasal karışım olur, bir şey olur. Veya ne bileyim unla karıştırıyordur adam. Ne bileyim yumurta sarısı azdır. Darı öğütülmüş darı çoktur. Yani bir şekilde yapılıyor biliyorsunuz yani mama nasıl yapılıyor. Bir de bu mamaların tazeliği önemli. Tazeliği nasıl önemli diyeceksiniz. Bu mamalar nemli durması lazım. Hani nemli olması lazım ki kuşlar yesin. Bakın bu kuş da ayak sallıyor. Bu kuşun ayak salladığını gördünüz mü arkadaşlar? Dediğim gibi arkadaşlar yani yemin nemli kalması gerekiyor ve pakette nemli olarak uzun süre kaldığı zaman mama küflenir arkadaşlar. Size bu kadar söylüyorum. Yani küflenir, hiçbir işe yaramaz. En doğrusu mamayı kendiniz yapmanız. Kendiniz yaparsanız daha sağlıklı olur. Bu kuşum da burada el sallıyor. Selamünaleyküm. Şuradan bir selam ver bakalım. Arkadaşlara bir selam ver bakalım. Evet arkadaşlar, mamaları kendiniz yapın. Herhangi bir marka tavsiye eder misiniz derseniz kullanmadığım, denemediğim için herhangi bir markayı tavsiye etmiyorum. Belki iyi yapıyorlardır, belki kullanışlıdır ama benim bildiğim mamanın ömrü 2 gün, 3 gün. İçine kimyasal koymadığınız sürece bir mama 3 gün içinde, 4 gün içinde yumurta varsa özellikle bozulmaya başlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Çünkü bir yumurtayı normal bir yerde beklettiğiniz zaman nasıl koktuğunu, nasıl bozulduğunu hepiniz görmüşsünüzdür doğal ortamda. Yalnız mama yaptınız, 3 gün 4 gün maksimum dayanır. Bunu dolapta saklasanız şöyle böyle hadi 5 gün 6 gün dayansın. Şimdi son kullanma tarihine bakıyorsunuz. Neredeyse 6 ay 1 sene yazan mamalar var. Şimdi mantıklı olduğunuz olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlar bir mamanın bu kadar uzun ömürlü olabilmesi için sizce içine herhangi bir koruyucu konulması gerekir mi? Bence gerekir. Yani gerisini size bırakıyorum. O yüzden size dediğim gibi ben hiçbir zaman sağlıksız olan bir şeyi tavsiye etmiyorum. Vereceğiniz şeylerin ölçülerini söylüyorum. Hangi kuşlara ne kadar vereceğinizi haftada bir kere, iki kere, ayda bir kere bunları söyledim videomda. Artık hangi kuşa yumurta maması verilmelidir adlı videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Siz de artık öğrenmişsinizdir umuyorum. Hangi kuşlara ne kadar mama vereceğinizi, hangi kuşlara mama vereceğinizi umarım öğrenmişsinizdir.
Kendinize iyi bakın diyorum. Mama kadar faydalı olan Aspur'u ben yavru beslerken bol bol veriyorum. İshal olduklarında verdiğim Aspur'u yavrulu kuşlara bol bol veriyorum. Bu şekilde de yavrularım çok hızlı ve sağlıklı büyüdüğünü gördüm arkadaşlar. Denenmiş bir yöntemdir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Aspur sade kanarya yemi olarak geçiyor. Sakın yanlış anlamayın. Satışını ben yaptığım için değil. Yani ben direkt burada satış yapmıyorum zaten. YouTube'da hani benim böyle bir şeyim var, satış yapıyorum demiyorum. İsteyen olursa toptancı arkadaşıma rica ediyorum. Kargo ile gönderttiriyorum. Ama onun haricinde faydasını gördüğüm için tavsiye ediyorum. Kesinlikle herhangi bir ben burada kar amacı güterek size bunu tavsiye etmiyorum. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Ben ilk defa bugün söyledim hani bunu isteyen olursa kargo ile gönderdim. Onun haricinde kimse bilmez benim yem satıp hani kargoya verdiğimi veya yem isteyen olduğu zaman gönderdiğimi. Hani kafes ıvır zıvır gönderiyordum. Rica ediyorlardı. Al hani geliş fiyatından neredeyse kargolattırıyorum arkadaşıma. Toptancı bir arkadaşım var sağ olsun. Bizi kırmıyor. Kanalımızın hatırına da izleyenlerin hatırına da bir güzellik yapıyor, gönderiyor, ediyor. Teşekkür ederim kendisine. Evet arkadaşlar, güzel bir video olduğunu umuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.